Değerli meslektaşlarımız, kıymetli izleyiciler, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan, düzenlenen eğitim programı, online eğitim programının hoş geldiniz. Bugün 12. eğitim haftasının ikinci programını gerçekleştireceğiz sizlerle. Konumuz ise ceza yargılamasında istinaf mahkemesinde duruşma. Konuğumuz ise Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Avukat Doçent Doktor Seydi Kaymaz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün hocamız bize hem akademisyenlikten hem de uygulamadan gelen tecrübelerini aktaracak, bizi aydınlatmaya çalışacak. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Konuyu hocam uzmanına bırakıyoruz, hocamıza bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konumuz... Evet hocam, devam edebilirsiniz. Mikrofonda bir sorun çıktı herhalde. Bugünkü konumuz ceza yargılamasında istinaf mahkemesinde duruşma. İstinaf, ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı hükmün gerek maddi yönünden, maddi olgular yönünden, vakalar yönünden, deliller yönünden denetime tabi tutulduğu, hem de hukuksal yönden hukuk normlarının tespit edilen olaya doğru uygulanıp uygulanmadığı yönünden denetlendiği bir kanun yoludur. Dünyada istinaf bakımından çeşitli yaklaşımlar vardır. Esas itibariyle iki yaklaşımdan söz edilebilir. Bir, dar anlamda istinaf. Dar anlamda istinafta yargılama yeni baştan yapılmaz. Bir sonraki slayta geçebilirsek. Gerekli görülen hallerde duruşma yapılır. Duruşma açıldığında da gerekli olduğu ölçüde maddi olay ele alınır. Yargılama yeni baştan yapılmaz. Yeni baştan tekrarlanmaz. Kanunumuzun benimsediği istinaf sistemi de budur. Geniş anlamda istinaf ya da klasik istinafta ise istinaf kanun yoluna başvurulduğunda istinaf mahkemesi sanki yeniden bir ilk derece yargılaması yapıyor gibi yeni baştan bir yargılama yapar. İlk derece mahkemesinde gerçekleşen yargılamadan bağımsız olarak uyuşmazlık tekrar ele alınır. Ama tekrar edeyim, kanunumuz dar anlamda istinaf sistemini benimsemiştir. Ortaya çıkan sorunların yorumunda, sorunların çözümünde bu hususun dikkate alınması gerekir. İstinaf kanun yoluna başvurulduğunda öncelikle istinaf mahkemesinde bir ön inceleme yapılır. Bir sonraki slayta geçebilirsek. Yetki bakımından inceleme yapılır. İstinaf mahkemesi kendisinin yetkili olup olmadığına bakacaktır. Yetkili değilse yetkisizlik kararı verecektir. Ondan sonra kabule şayanlık denetimi, kabul edilebilirlik denetimi yapacaktır. İstinaf istemi süresinde yapıldı mı, yapılmadı mı? Aleyhine istinaf yoluna başvurulan karar istinaf edilebilir bir karar mıdır, değil midir? Ya da istinaf edenin, istinaf yoluna başvuranın buna hakkı var mıdır, yok mudur? Bu açıdan bir ön inceleme yapılır. Eğer kabule şayan, kabul edilebilir bir istinaf yoksa istinaf mahkemesi istinaf başvurusunun reddine karar verecektir. Esastan reddine değil, çünkü esasa girmeyecektir. Kabul edilebilir bir başvuru varsa yansıdaki şemadan da gördüğünüz üzere istinaf mahkemesi esas bakımından inceleme yapacaktır. Esas bakımından incelemenin ne şekilde yapılacağı,
nelere dikkat edileceği aslında bizim Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280. maddesinde sırasıyla ve açık olarak belirtilmiştir. Öncelikle İstinaf Mahkemesi hükmün usul ve yasaya uygun olup olmadığını denetleyecektir. Kanun koyucu istinaf mahkemelerine dosya üzerinde yapılan denetimde de maddi olgulara ilişkin hususları inceleme, denetleme imkanı vermiştir. Bunu nereden anlıyoruz? CMK'nın 280. maddesinin 1. fıkrasının A bendinden anlıyoruz. Diyor ki A bendi, İlk derece mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunup bulunmadığını istinaf mahkemesi denetleyecektir. Delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olup olmadığını denetleyecektir ki bu maddi meseleye ilişkin bir husustur. İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olup olmadığını denetleyecektir. Bu da maddi meseleye ilişkin bir husustur. Eğer bu denetlediği hususlarda usul bakımından, esas bakımından, maddi olgular ve hukuksal mesele bakımından hüküm kanuna uygunsa istinaf başvurusunun esastan reddine karar verecektir, yansıda gördüğünüz gibi. İstinaf, bir öncekine geçelim yine. H bendi ve G bendi hariç, CMK'nın 289. maddesinde yazılı mutlak hukuka aykırılık sebepleri varsa, hükmün bozulmasına karar verecektir. Son yapılan yasal düzenleme ile istinaf mahkemelerine uzlaşma, ön ödeme ve ceza muhakemesi şartlarının gerçekleşmemesi halinde ve irtibatlı davaların bulunması halinde, yani isabetli bir hüküm kurmak açısından davaların birleştirilmesi gerekiyorsa, zorunluysa, o halde de istinaf mahkemelerine hükmü bozma yetkisi verildi. Bazen 303. maddesinde, CMK'nın 303. maddesinde yazılı düzelterek esasen red nedenleri olabilir. Kanun maddesi yanlış olabilir, uygulama sırası yanlış olabilir, hesap hataları yapılmış olabilir. İşte bu gibi hallerde de istinaf mahkemesi hukuka aykırılığı düzelterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verecektir. CMK'nın 280. maddesinde kanun koyucu 303. maddedeki düzelterek esastan red nedenleri dışında istinaf mahkemelerine özgü esastan düzelterek esastan red nedenleri de kabul etmiştir. Elbette ki o hallerde de istinaf mahkemesi hukuka aykırılığı düzelterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verecektir. Kanunumuz G bendinde CMK'nın 280. maddesinin G bendinde şöyle bir hüküm görmüş, öngörmüş. Diğer hallerde gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verir. Yani istinaf mahkemesi esas bakımından yaptığı inceleme sonunda bozma nedenleri yoksa, düzelterek esastan red kararı verilerek uyuşmazlığı çözmek mümkün değilse, esastan red kararı verilebilecek bir durum da yoksa, hükümde bir hukuka aykırılık vardır ama bu hukuka aykırılık
hükmün bozulmasını gerektiren nitelikte değildir. İşte bütün bu hallerde diyor ki önce bunları denetle, bu kararları verebiliyorsan bunları ver, veremiyorsan gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar ver diyor istinaf mahkemesine. Yani hocam bozmadan mahkemeye, yerel mahkemeye geri gönderme. Mi diyebiliriz? Yok, onu diyemeyiz. Yani kanun koyucu bize şunu demiş. Dar anlamda istinaf sistemini kabul ettiğimizi söyledik. Asıl hedef dosya üzerinden duruşma yapmadan uyuşmazlığı çözmek. Esastan red kararı verilebilecek bir durum varsa, yani hüküm usul ve yasağa uygunsa esastan red verecek. Düzelterek esastan red verme durumu varsa hukuka aykırılığı düzeltip esastan red kararı verecek istinaf mahkemesi. CMK'nın 289. maddesindeki G ve H bentleri hariç biri gerekçenin bulunmaması, diğeri savunma hakkının kısıtlanmasıydı. Eskiden istinaf mahkemeleri bu halde de bozma kararları veriyorlardı ama istinaf mahkemelerinin bu hükümleri çok uyguladığı, çok bozma kararı verdiği düşünüldü. İstinaf mahkemelerinin elinden bu yetki alındı. Onun dışındaki hallerde istinaf mahkemesi yine dosya üzerinde inceleme yapacak ve bozma kararı verip dosyayı ilk derece mahkemesine gönderecek. Ama öyle bir hukuka aykırılık olabilir ki mutlak bozma nedeni değil veya sonradan ilave edilen bozma nedenleri kapsamında da değil. Bu durumda istinaf mahkemesi davanın yeniden görülmesine karar vererek duruşma hazırlığı işlemlerine başlayacak ve o aşamadan sonra artık duruşmalı inceleme yapacak. Evet, yani diğer alternatifler, diğer kararlar verilemiyorsa somut olayda, o zaman istinaf mahkemesi en sonda gördüğümüz slaytta davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verecek. Bir örnekle şunu açıklayalım. Örneğin suçun nitelendirilmesinde ilk derece mahkemesi hataya düşmüşse, kasten yaralama suçundan hüküm kurmak yerine öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurmuştur. Bu düzelterek esastan red kararı verilebilecek bir hal değildir. Bir bozma nedeni de değildir. Bu durumda istinaf mahkemesinin yapacağı tek şey davanın yeniden görülmesine karar vermek ve duruşma açarak, delil toplayarak, tarafları da dinleyerek sonucuna göre bir karar vermesidir. Yani bu halde istinaf mahkemesinin duruşma açmasından başka bir seçeneği yoktur. Davanın yeniden görülmesine karar verilmesi, değerli meslektaşlarım, bir dönüm noktasıdır istinaf mahkemesi bakımından. Şöyle ki bu aşamaya kadar istinaf mahkemesi Yargıtay gibi incelemesini dosya üzerinden yapmaktadır. Ama Yargıtay'dan farklı olarak biraz önce değindiğim gibi kanun koyucu istinaf mahkemelerine maddi meseleyi dosya üzerinden denetleme yetkisi de vermiştir. O görevi de vermiştir. Bahsettiğim gibi ispatın yerinde olup olmadığını denetleme yetkisi var istinaf mahkemelerinin, delillerde veya işlemlerde bir eksiklik olup olmadığını denetleme yetkisi var. Aslında Yargıtay'ın bu yetkileri yok. Ve bunu dosya üzerinde denetliyor istinaf mahkemesi ama davanın yeniden görülmesiyle kovuşturma aşamasının başına dönüyor istinaf mahkemesi. Bildiğiniz gibi aslında
kanun yolları da CMK'nın ikinci maddesindeki tanıma göre kovuşturma aşamasının içindedir. Ama davanın yeniden görülmesine kadar mahkeme işten elini çektiği için soruşturma yapamıyor, delil toplayamıyor. İstinaf mahkemesi de yapamıyor. İstinaf mahkemesi ancak davanın yeniden görülmesine karar verdikten sonra kovuşturma aşamasının başına geçiyor, duruşma hazırlığı işlemleri yapıyor ve duruşma yapıyor. O nedenle davanın yeniden görülmesine karar verilmesi bir dönüm noktasıdır. İstinafı asıl karakterize eden de budur. Yani istinaf aslında yeniden işe başlamaktır, yeniden aslında yargılama yapmaktır. Ama bu karara kadar dosya üzerinde bir denetim söz konusudur. Bu karar verildikten sonra artık hakim delillerle bizzat temas edecektir, bir öğrenme muhakemesi yapacaktır. Ve duruşmadan sonra edindiği kanaate göre bir karar verecektir. Değerli meslektaşlarım, bu karar yazılı bir karar olmalıdır. Bu kararda davanın yeniden görülmesini gerektiren eksiklikler ve ihtilaflı hususların aslında gösterilmesi gerekir. Kararı heyet vermelidir. Bu karara karşı başvurulacak herhangi bir kanun yolu yoktur. Davanın yeniden görülmesiyle kararıyla beraber duruşma hazırlığı işlemlerine başlanacaktır. Bildiğiniz gibi bu bir tensip tutanağıyla yapılır. Tensip kelime anlamıyla uygun görmektir. Tensip tutanağı da aslında duruşma hazırlığı tutanağıdır. Dolayısıyla taraflara davetiye çıkarılacaktır. Dinlenmesi gereken kişiler celbedilecektir. Toplanması gereken deliller duruşma hazırlığı aşamasında da kanun koyucu sınırlı bir şekilde saymış, o işlemler yapılabilir. Dolayısıyla duruşmanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlanması için gerekli bütün işlemleri bu tensip tutanağıyla mahkeme karar altına alacaktır. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Evet, bu davanın yeniden görülmesi kararı ve tensip zaptı. Benim başkanlığını yaptığım Ankara 1. Ceza Dairesi'nin kararıydı, tensip kararı. Biz davanın yeniden görülmesi kararıyla tensip zaptını birleştirmiştik. Bunu ayrı yapanlar da var ama davanın yeniden görülmesine karar vermekle tensip yapmamız gerektiği için biz ikisini tasarruf olsun diye birleştirerek bu şekilde yapmıştık. Şu hususa dikkat etmek gerekir. Davanın yeniden görülmesine karar verilmekle beraber ve duruşma aşamasına geçilmekle beraber ilk derece mahkemesi hükmü halen hükmünü, hayatiyetini koruyor. Ortadan kaldırılmış değildir. Kanunun ilk halinde duruşma açılmasına karar verildiğinde ilk derece mahkemesi hükmü ortadan kaldırılmaktaydı. Kaldırılması öngörülmüştü. Ancak 6545 sayılı yasayla bu hüküm değiştirildi. Günümüzde duruşma açmakla, duruşma aşamasına geçilmekle biraz önce söylediğim gibi ilk derece mahkemesi hükmü ortadan kalkmıyor. Bu şu açıdan önemlidir. Bildiğiniz gibi kanun yolunda davaya katılmak mümkün değildir. O nedenle duruşma açılmasına karar verilmiş olsa bile artık davaya katılma imkanı yoktur. Duruşma sürecinde geçen süre azami tutukluluk süresinde hesapta dikkate alınmaz. CMK'nın 102.
maddesindeki azami tutukluluk sürelerinin hesabında dikkate alınmayacaktır. Hocam burada bir soru gelmiş meslektaşımızdan. Biraz istatistiksel bir soru, bilmiyorum cevap verilebilir mi ama davanın yeniden görülme oranı yüzde kaç diyor meslektaşımız Yargıtay'da eskiden bozma oranı olarak? Ben şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'deki davanın yeniden görülme oranı çok yüksek değil istinaf mahkemelerinde ama benim görev yaptığım, ki 8 ay önce emekli oldum, Ankara İstinaf Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde ağır ceza mahkemelerinde davanın yeniden görülmesi oranı %50'den az değildi. Bayağı, evet. Ve arkadaşlarla görüşüyorum. Günümüzde de... Duruşmalı yargılama. Evet, evet, ağır ceza mahkemelerinde, daha doğrusu ağır ceza davalarında davanın yeniden görülme oranı %50'nin altında olmadığını arkadaşlar bana söylediler. Ama Türkiye'nin her tarafındaki istinaf mahkemelerinde 15 tane istinaf mahkemesi var. Bu kadar mıdır, değil midir? Bir de istinaf mahkemeleri yeni kuruldu, farklı uygulamaları var. Bu kadar olmayabilir. Olmayabilir. Evet. Evet. Ama bizde %50'nin altında değil. Altında değil. Evet. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Duruşma aşamasına geçilmekle değerli meslektaşlarım, istinaf mahkemesi delil toplayabilir, koruma tedbirlerine karar verebilir. Dosya üzerinde inceleme aşamasında istinaf mahkemesi sanığın tahliyesine karar verebilir ama tutuklanmasına karar veremez. Diğer koruma tedbirlerine karar veremez. Ama duruşma aşamasına geçtikten sonra istinaf mahkemesi tutukluluk konusunda da bir karar verebilir, tutukluluğu adli kontrole dönüştürebilir, yeni koruma tedbirlerine karar verebilir. Tensip zaptıyla beraber bir talep olmasa bile sanığın tutukluluk durumunun devam edip etmeyeceğinin de değerlendirilmesi lazımdır. Çünkü biz kovuşturma aşamasının başına dönmüş bulunmaktayız. Her ne kadar hüküm ortadan kalkmamış olsa bile istinaf mahkemesi dosyaya giren yeni deliller, eski delillerin yeni bir değerlendirmeye tabi tutması sonucu sanığın tutukluluk durumunu da değerlendirmek zorundadır. Ve CMK'nın 108. maddesine göre 30'ar günlük sürelerle sanığın tutukluluk durumunu da gözden geçirmek zorundadır. O nedenle duruşma aşaması önemlidir. Davanın yeniden görülmesine karar verilirken yansıda gördüğünüz gibi biz, deyim yerindeyse, kuru bir karar veriyoruz. Her mahkeme kararı gibi davanın yeniden görülmesi kararının da aslında gerekçeli olması lazım. Ama gördüğünüz gibi bizim kararımız gerekçe içermiyor. Buradan, gerekçeden şunu kastediyoruz. Bizim hangi hususları ihtilaflı gördüğümüz, hangi sebeplerle duruşma açtığımız, hangi hususlarda tereddüt edip de tekrar onu gözden geçirme ihtiyacını duyduğumuzu bizim bu kararda aslında göstermemiz gerekir. Göstermemiz gerekir ki sanık ve müdafisi mahkemenin neden duruşma açtığını öğrensin, ihtilaflı olan hususları öğrensin ve ona göre kendini savunabilsin, katılan da iddialarını ona göre söyleyebilsin. Aksi halde ne katılan ne sanık sağlıklı bir şekilde iddia ve müdafalarını ileri sürme imkanından yoksun kalacaktır. Peki uygulamada neden bu şekilde kararlar veriliyor? Yani bizim kararımızda ne diyor? Delillerin değerlendirilmesi amacıyla davanın yeniden görülmesine karar verilmiştir. Bunun sebebi şu,
Arkadaşlarla da konuştuk. İstinaf mahkemeleri kurulurken orada da eğitimde ben görev aldım. Eğer sebebi belirtirsek ihsas-ı reyde bulunmuş oluruz. Ve bu yargılama için sıkıntı oluşturabilir düşüncesiyle istinaf mahkemeleri gerekçe göstermekten imtina ediyorlar, kaçınıyorlar. Benim de gerekçem şuydu. Biz diyelim ki öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulmuştur. Esas bakımından inceleme yaparken bu eylemin aslında kasten yaralama olduğunu düşünebiliriz. O kanıya ulaşabiliriz. Şu şekilde bir gerekçe gösterebiliriz demiştim. Suçun niteliğinin değişmesi ihtimaline binaen diyebiliriz. Ya da sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır ya da uygulanmıştır. Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma olanağının bulunup bulunmamasının değerlendirilmesi amacıyla davanın yeniden görülmesine karar verilmiştir diyebiliriz ve bu ihsas-ı rey teşkil etmez kanımca. Nasıl ki suçun niteliği değiştiğinde biz sana suçunun subutu halinde eyleminin şu suçu oluşturabileceği ihtimaline binaen ek savunma veriyoruz ve bu ihsas-ı rey teşkil etmiyorsa, bu şekilde bir gerekçe göstermemiz de aslında ihsas-ı rey oluşturmaz. Olması gereken budur. Aksi takdirde sanık kendini gereği gibi savunamaz. Katılan da iddia ve savunmalarını ileri süremez. Şöyle bir örnek düşünün. Bir öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulduğunu düşünelim. Kararı sanık ve müdafisi de istinaf etmiştir. Katılan da etmiştir. Ve istinaf mahkemesi de yansıda gördüğümüz gibi delillerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla davanın yeniden görülmesine karar vermiştir. Sanık şöyle diyebilir. Herhalde mahkeme öldürmeye teşebbüsten değil de yaralamadan hüküm kuracaktır. İnşallah o nedenle davayı yeniden görüyordur. Ama katılan da şöyle düşünebilir. Sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanmıştır. Ben uygulanmaması gerektiğini söylemiştim. Muhtemelen mahkeme haksız tahrik hükümlerini uygulamayacaktır. Ya da çok uyguladı, az uygulayacaktır diyebilir. Kimse bilmiyor. İşin aslı biz davanın yeniden görülmesine bu şekilde karar verdiğimizde duruşmaya gelen Cumhuriyet Savcıları da bilmezdi. Çünkü kapalı bir kutu, yani herhangi bir işaret vermiyoruz. İhtilaflı olan hususları söylemiyoruz. O nedenle mevcut uygulamanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Diyebilirsiniz ki siz de 3 yılı aşkın daire başkanlığı yaptınız. Siz ne yaptınız? Değerli meslektaşlarım, bazı davalarda bunu davanın yeniden görülmesi kararı ve tensip zaptına yansıtma imkanı bulduk. Bazı davalarda da biraz sonra inceleyeceğiz. İnceleme raporuna yansıttık. Ama maalesef arkadaşların ihsas-ı rey hususundaki hassasiyetleri nedeniyle kitabımda yazmasına rağmen, ki ben böyle olması gerektiğini söylemiştim, bir istinaf kitabım da var, onu da söyleyeyim. İkinci baskısını yapacağız. Başarılı olamadım. Ve uygulamada buna dikkat eden mahkemelerde var, onu da söyleyeyim. Duruşma hazırlığı işlemlerine geçtiğimizde burada neler yapılacaktır? Değerli meslektaşlarım, duruşma hazırlığı işlemlerinde mahkeme eğer
sanık il dışındaysa, mahkemenin bulunduğu yer dışındaysa ve kendisi huzurda dinlemek istiyorsa, onun duruşma günü mahkemede hazır edilmesi için yakın cezaevine sevkini isteyecektir. Emanette bir suç eşyası varsa onun incelenmesi gerekiyorsa onun celbini isteyecektir. Duruşma hazırlığı aşamasında biraz önce belirttim, koruma tedbirlerine karar verebilir, ilave koruma tedbirlerine karar verebilir, dönüştürebilir. İlk derece mahkemesi duruşmaya başlarken yapabileceği bütün işlemleri yapabilir. Kısaca duruşma hazırlığı aşamasında duruşmanın en kısa sürede bitirilmesi için gerekli bütün işlemleri tensip tutanağında karar altına alıp yerine getirmesi gerekir. Tabii duruşma gününü de belirlemesi ve duruşmada bulunması gereken kişileri de duruşmaya davet etmesi gerekir tensip zaptıyla. Hocam, yeni bir konuya geçmeden, gerçi bir önceki konumuzun sorusu ama bir meslektaşımız yine şöyle demiş: Yargıtay'ın bozması veya mahkemenin bozmaya uyması ihsas-ı rey olmuyor da istinafta gerekçeli yeniden görülme niye ihsas-ı rey olabiliyor? Evet, ihsas-ı rey, şimdi bazı mahkemeler ilk başta gerekçe gösterirken biraz aşırıya gitmiş olabilirler. Mesela kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm verilmiştir. İşte eylem kasten yaralama suçu oluşturduğundan davanın yeniden görülmesine. Biz duruşmayı niye yapıyoruz? Bir kanaate ulaşmak için yapıyoruz. Eğer davanın yeniden görülmesi kararında biz fikrimizi, kanaatimizi oraya yansıtırsak bizim duruşma yapmamızın anlamı olmaz. Olmaması gerekir. İkisi yalnız farklı konulardır. Yani bozmaya uyar ama uymadan sonra serbestlik ilkesi uyarınca yine farklı bir karar verebilir. Ama düşünün ki davanın yeniden görülmesine karar veren hakimler ile duruşmayı yapacak hakimler aynı. Biz davanın yeniden görülmesine karar verirken dosyayı esas bakımından inceliyoruz. Belli bir kanaatimiz var ama bu kesin bir kanaat değildir. Mesela öyle çok kararımız oldu. Biz kararın isabetli olmayacağı düşüncesiyle davanın yeniden görülmesine karar verdik. Tarafları tekrar çağırdık, ilave deliller topladık. Kararın doğru olduğu kanaatine ulaşıp esastan red kararı verdik. Yani belli bir kanaat oluşuyor ama hakimin asıl kanaati duruşmadan sonra belli olur. Ve burada asıl sıkıntı şu: davanın yeniden görülmesine karar veren hakimlerle duruşmayı yapan hakimlerin aynı hakimler olması. O bir sıkıntı nedenidir. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar, duruşma hazırlığı aşamasında kural olarak tanık dinlenmez. Tanığın duruşma salonunda çelişme ilkesi uygulanarak, tarafların soru sorma imkanı bularak aleni bir duruşmada dinlenmesi yararlı olur. Keşif de aynı şekilde, mahkemenin keşif yapması daha değerlidir bir naip hakim tarafından yapılması yerine. O nedenle bu işlemlerin eğer yapılacaksa mahkeme heyeti tarafından yapılması, tanığın aleni yargılamada, mahkemede dinlenmesi uygun olur. Ama istisnai bazı hallerde keşif yapmak gerekebilir ve o keşifte tanık da dinlenmesi gerekebilir sağlıklı bir keşif için. Bu gibi hallerde tanığın duruşma hazırlığı aşamasında dinlenmesi uygun olabilir. Şimdi duruşma aşamasına geçelim. Duruşma esas itibariyle
iddianame ya da iddianame yerine geçen suçlayıcı bir belge üzerine esas mahkemesi tarafından sözlülük ve alenilik ilkesi, çelişme ilkesine uygun olarak sanık veya sanıkların bir suç işleyip işlemediği, işlediyse bunun niteliğinin belirlenmesine ilişkin yapılan bir faaliyettir. Oysa başta da söylediğimiz gibi biz duruşma açtığımızda istinaf mahkemesinde ortada bir hüküm vardır. Dolayısıyla duruşmanın amacı bir hüküm, daha doğrusu bir suçlama belgesi üzerine bir hüküm kurmak değildir. Bir duruşma yapılmaktadır, delil toplanmaktadır, tanıklar dinlenmektedir, taraflar dinlenmektedir. Ama bu işlemlerin sonunda hükmün doğru olduğu kanaatine ulaşıldığında istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekir. Dolayısıyla bu duruşmanın niteliğiyle, istinaftaki duruşmanın niteliğiyle ilk derece mahkemesindeki duruşmanın niteliği farklıdır. O nedenle de istinaf mahkemesinde duruşmaya ilişkin bazı istisnai hükümler öngörülmüştür. CMK'nın 282. maddesinde ve 282. maddesinde der ki, bu istisnalar dışında, yani şu belirtilen hükümler dışında ki hususlarda CMK'nın duruşmaya ilişkin genel hükümleri uygulanır diyor. Yine dar anlamda istinafı kabul etmemiz sebebiyle ve hükmün de halen hayatiyetini koruması sebebiyle duruşma açıldığında yargılama yeni baştan tekrarlanmayacaktır. Tartışma konusu olmayan, ihtilaflı olmayan hususlara dokunulmayacaktır. Onların tekrarlanması zorunlu değildir. İstinaf mahkemesi yalnızca ihtilaflı hususları ele alacaktır. Diyelim ki 10 tanık dinlenmiştir. 2 tanığın beyanında sorun vardır. Yalnızca o tanıkları çağırıp dinleyecektir. Duruşma kısaca şu şekilde cereyan eder değerli meslektaşlarım. Duruşma açıldığında belirttiğim gibi istisnalar dışında CMK'nın duruşmaya ilişkin genel hükümleri uygulanacaktır. Duruşmanın nasıl yapılacağı da CMK'nın 191. maddesinde belirtilmiştir ve buna ilişkin bazı hükümlere de istinafa ilişkin 282. maddesinde yer verilmiştir. Öncelikle sanığın, müdafisinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış olan tanıkların, bilirkişinin gelip gelmedikleri saptanarak duruşmaya başlanacaktır. Daha sonra tanıklar duruşma salonu dışına alınacaktır. Sanığın kimliği tespit edilecektir. Görevlendirilen üyenin inceleme raporu okunacaktır. Daha sonra bundan ne anlaşılması gerektiğini söyleyeceğim. İlk derece mahkemesinin gerekçeli kararı anlatılacaktır. Eskiden bu okunur şeklindeydi. Belki de zamandan tasarruf etme amacıyla kanun koyucu değişiklik yaptı. Bu maddede okunur dediği belgelerin hepsinin anlatılması gerektiğini öngördü. İlk derece mahkemesinde dinlenen tanıkların ifadelerini içeren tutanaklar okunacaktır. Ama bu tanıklar duruşmada dinlenecekse bunların okunması isabetli değildir. Dinlenmesi düşünülmeyen, dinlenmeyecek olan tanıkların beyanı okunacaktır. Daha sonra sanığa CMK'nın 147. maddesindeki hakları hatırlatılacaktır. Tüm bu bilgilendirmelerden sonra sanığa savunması sorulacaktır. Biraz önce
inceleme raporunun anlatılacağından bahsettik. Değerli meslektaşlarım, aslında inceleme raporu karşılaştırmalı hukukta davanın özetini yapan, ihtilaflı hususları belirten, yani duruşmanın hangi amaçla yapıldığı, ihtilaflı hususların neler olduğunu açıklayan, belirten bir belgedir ve bilgilendirme amacı taşır. Ve bunun okunması da delillerin ikamesi, ortaya konulması niteliğinde değildir. İnceleme raporu düzenleyen hakimin kanaatini içermemelidir. Aksi halde ihsas-ı rey niteliğinde olur. Biraz önce söylediğim gibi olayın özeti, ihtilaflı olan hususları belirtmeli. Böylece taraflara hangi konuda iddia ve savunmalarını hazırlamaları gerektiğine ilişkin yol gösterici olmalıdır. Böylece aslında istinaf duruşmasının sınırlarını da göstermiş olacaktır ve böylece bir sınırlayıcı işlevi de bulunmaktadır. Almanya'da bu inceleme raporunun okunmaması bir bozma nedeni olarak kabul ediliyor ve orada o kadar önem veriliyor. Uygulamada beni izleyen avukat arkadaşlar diyeceklerdir. Bizde inceleme raporu maalesef bu hususları içermiyor. O da hakimlerin ihsas-ı rey'de bulunmama hususundaki hassasiyetlerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz de inceleme raporunun okunmamasının bir bozma nedeni olmasının bir anlamı bence yoktur. Biz de genelde başkan duruşmanın başında olayın bir özetini yapar. Ben genelde ihtilaflı hususları da belirtir. Ondan sonra savunmaya geçerdik. Duruşmada genel hükümlere göre, yaptığımıza göre değerli meslektaşlarım, davanın tarafları çağrılacaktır. Sanık ve müdafisi, katılan, suçtan zarar gören, bunlar her duruşmada çağrılmalıdır. Bunlara davetiye tebliğ edilmelidir. Bunların, daha doğrusu sanığın dinlenmesinin zorunlu olup olmadığı ayrı bir sorundur. Onu birazdan belirteceğiz. Ama duruşma açıldığında hangi hükme ilişkin duruşma açılmışsa onun taraflarının çağrılması zorunludur. Bu bir tarafa koyalım. Dinlenip dinlenmemesini, dinlenmesinin sanığın dinlenmesini zorunlu olup olmadığını sonra değerlendireceğiz. Ama uygulamada gördüğümüz bir sıkıntıyı söyleyeyim. Yansıda gördüğünüz davanın yeniden görülmesi kararı ve tensip zaptında da gördüğünüz üzere bir davada birden fazla hüküm olabilir. Sanık kasten yaralama, hakaret, tehdit suçunu onun yanında başka bir suçu işleyebilir. İstinaf Mahkemesi yaptığı incelemede diğer bütün suçlardan kurulan hükümleri sorunsuz görebilir. Diyebilir ki burada yalnızca kasten yaralama suçu bakımından bir ihtilaf vardır, bir tereddüt vardır, bir sorun vardır. Ben yalnızca kasten yaralama suçundan kurulan hükme yönelik davanın yeniden görülmesine karar veriyorum diyebilir. Ya da davada birden fazla sanık vardır. Diğer sanıklar bakımından kurulan hükümlerde herhangi bir ihtilaf, herhangi bir sorun yoktur. İstinaf Mahkemesi ilk başta bunu görmemiştir. Dolayısıyla yalnızca o sanık hakkındaki veya o sanık hakkındaki o hükümle ilgili olarak davanın yeniden görülmesine karar verebilir.
Dolayısıyla o dava dosyasında bulunan bütün tarafların mahkemeye gelmesi gerekli değildir. Biz mesela yansıda gördüğünüz gibi birden fazla suç var, birden fazla sanık var ama biz bir sanığın kasten yaralama suçu, öbür sanığın da yalnızca hakaret suçuna ilişkin hükümlerini sorumlu görmüşüz. Yalnızca onlar bakımından duruşma açmaya karar vermişiz. Ama meslektaşlarımız o davayla ilgili bir duruşma açıldığını duyduklarında hepsi geliyorlardı. Davet edilmedikleri halde UYAP'ta görüyorlar ve geliyorlar. Dolayısıyla buna dikkat etmek gerekir. Ve çıkarılan davetiyede de aslında bu yazar, kimin çağrıldığı, hangi nedenle, hangi suçtan dava açıldığı ki şeyde yazılıdır. Davanın yeniden görülmesi kararı ve tensip zaptında yazılıdır. Peki hakim yanılamaz mı? Mahkemeler yanılamaz mı? Yanılabilir. Şu açıdan yanılabilir. Mesela şöyle bir davada yargılama devam ederken, duruşma devam ederken sanıklardan birinin işlediği başka bir suç bakımından da sorun görülebilir. Bir ara kararla o hükümle ilgili olarak da davanın yeniden görülmesine karar verilebilir. O nedenle biz birden fazla hüküm varsa bunlardan bir kısmına ilişkin biz davanın yeniden görülmesine karar vermişsek diğeri hakkında hemen karar vermezdik. Çünkü yargılamanın ilerleyen aşamalarında onun hakkında da değerlendirme yapma ihtiyacı olabilir ki uygulamada başımıza geliyordu. Buyurun. Bir soru vardı. Gerçi sanırım cevapladınız ama yeniden görülmede davaya katılma mümkün müdür? Değildir. Onu da şundan söyledik. Biz davanın yeniden görülmesine karar verirken bizim CMK sisteminde ilk derece mahkemesinin hükmü hale duruyor. Hüküm yürürlükte, hayatiyetini koruyor, ortadan kaldırılmamış. Biz duruşma açsak bile o duruşmayı yine bir kanun yolu, istinaf muhakemesi çerçevesinde açıyoruz. Aslında incelememizi duruşmalı yapıyoruz. Yani duruşma açana kadar, davanın yeniden görülmesine kadar denetimi dosya üzerinden yapıyorduk. Davanın yeniden görülmesine karar verdikten sonra duruşma ile duruşmalı olarak yapıyoruz. CMK'nın 237. maddesinin ikinci fıkrasında diyor ki kanun yolu aşamasında davaya katılmak mümkün olmaz. Ama bozulduktan sonra mahkemesine gittiğinde elbette ki orada katılma mümkün olur. Sanığın sorgusunun yapılması. Biraz önce de söyledim. Sanık ve davanın tarafları mutlaka çağrılmalıdır. Eğer mahkeme maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından mağdurun dinlenmesini zaruri görmüyorsa tekrar onu duruşmaya çağırmaz. Onun çağrılması gerekli değildir. Ama sanık bakımından uzun süre bu istinaf mahkemelerinde tereddüde neden oldu. İstinaf mahkemesinde sanığa davetiye tebliğ edildi. Usulüne uygun bir tebligat yapıldı. Sanık gelmese bile yargılamaya devamla hüküm kurulabilir mi? Kurulamaz. İlk derece mahkemesinde bildiğiniz gibi CMK'nın 195. maddesinde bir istisna vardı. Onun dışında sanık dinlenmeden davanın bitirilmesi mümkün değildi. Suç yalnız ve birlikte adli para cezasını veya müsaadeyi gerektirmesi ise sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hallerde sanığa gönderilecek davete de gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır. Bu tereddütlere neden oldu. Benim kişisel kanaatim şuydu. Halen de öyledir. Eğer
İstinaf Mahkemesi'nin hüküm kurmayı düşündüğü suçtan dolayı sanık ilk derece mahkemesinde kendini savunmuşsa, savunma imkanı bulmuşsa, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen gelmeyen sanığın dinlenmesi kişisel kanım zorunlu değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de elbette ki savunma kutsal bir haktır diyor. Ama bu bir haktır. Sanığı çağırırsınız. Gelmediğinde bu o haktan vazgeçtiğini, o hakkını kullanmayacağı anlamına gelir. Mutlaka onun dinlenmesi zorunlu değildir. Ama istinaf mahkemesi bir hüküm kuracaktır. Bir hüküm kurmayı düşünüyordur. Dosyaya baktığında sanığın ilk derece mahkemesinde o hükümden dolayı kendini savunmadığını, o hükümden dolayı savunma hakkını kullanmadığını, savunma yapmıştır ama o suçtan yapmamıştır. Diyelim ki gasp suçundan, yağma suçundan dava açılmıştır. Mahkeme hırsızlık suçundan istinaf mahkemesi hüküm kurmayı düşünmektedir. Hırsızlık suçu her ne kadar hafif bir suç olsa da sanık kendini bu suçlamadan dolayı savunma imkanı bulamadığı için istinaf mahkemesi bu sanığı dinlemek zorundadır. Ama kanun koyucu bu ihtilafları gördü, yansıdı, bakanlığa da yansıdı. 7188 sayılı yasayla 282. maddesine bir madde ilave etti. Maddeyi aynen okuyorum. Sanık, müdafi, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ edilmesine rağmen duruşmaya gelmemesi halinde duruşmaya devam edilerek sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında bitirilebilir. Ancak CMK'nın 195. maddesi hükümleri saklı kalmak üzere sanık hakkında verilecek ceza ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan daha ağır ise herhalde sanığın dinlenmesi gerekir diyor. Yani kanun koyucu diyor ki istinaf mahkemesi eğer ilk derece mahkemesinden daha ağır bir ceza verilecek ise İstinaf mahkemesi böyle bir ceza verecekse sanığı mutlaka dinlemelidir. Sanığı davetiyeyle mahkemeye getirtemediyse gerekirse yakalama emri çıkarmalıdır. Kanuni düzenlemeye göre sanık dinlenmeden istinaf mahkemesince sanığa daha fazla bir ceza verilmesi imkanı günümüzde yoktur. Biraz önce benim verdiğim örnekte benim kişisel kanaatim yağma suçundan hüküm kuruldu ilk derece mahkemesince, istinaf mahkemesi hırsızlık suçundan hüküm kurmayı düşünüyor. Daha az bir ceza olsa bile istinaf mahkemesi hırsızlık suçundan sana savunma hakkı tanımadan hüküm kurması savunma hakkının ihlali niteliğindedir. Kişisel kanaatim bu yöndedir. Peki ne kadar zamanımız oldu? Öyle mi? Ben o zaman hızlı bir şekilde Segbis'e de değineyim. Geçebiliriz slaytları. Arada epey bir slayt birikti. Segbis, evet. Sesli ve görüntülü, ses ve görüntü bilişim sistemi. Onun kısaltılmışı Segbis, video konferans yoluyla ifade alma, sorgu yapma. Almanya'da 30 tane istinaf mahkemesi var. Dolayısıyla yargı çevreleri çok kısıtlıdır. Muhtemelen Segbis'e ihtiyaç duymamaktadırlar ama Türkiye'de ilk kurulduğunda 9 istinaf mahkemesi vardı. Mesela Ankara İstinaf Mahkemesi'nin yetki sınırı Düzce'den Sivas'a kadar uzanıyordu. Haliyle tarafların mahkemeye getirilmesi mümkün değildi. Ve halen de istinaf mahkemelerinde ifadeler ve savunmalar büyük ölçüde Segbis yöntemiyle alınmaktadır.
Tabii bununla ilgili tartışmalar da var. Haklı tartışmalar, yüz yüzelik sağlanabiliyor mu? Duruşmadaki duruşmanın hakime verdiği avantajları sağlayabiliyor mu? Bunu sağlamıyor, bunu kabul edelim. Segris'te duruşma yapmış biri olarak tepkilerini, heyecanını, terlemesini, bakışlarını kaçırmasını tam biz göremiyoruz. Evet, özellikle bunlar çok önemlidir. O gözlemler önemlidir. Zaten alenilik ilkesi, yüz yüzelik ilkesi bunun için vardır. Ve duruşmanın kesiksizliği ilkesi de bunun için var. Yani uzakta gösteriyor, kişiyi görüyorsunuz ama gözleme imkanınız yok. Aynı şekilde tanığı da o şekilde bizim görmemiz gerekir. Ve aslında sanığın da tanığın hal ve hareketlerini gözlemesi gerekir. Tanık sanığın gözlerinin içine bakarak beyanda bulunmalıdır. Veya tanık beyanda bulunurken sanık onun gözlerinin içine bakabilmelidir. Bütün bunlar önemlidir. Segris'te bunların tam gerçekleştiğini söyleyemem. Ama talimatla ifade almaktan, istinaben yönteminden elbette ki faydalıdır, yararlıdır. Mevzuatımızda çeşitli hükümler var. Eskiden CMK'nın 196. 4. maddesinde bazı sınırlar ve kayıtlar öngörmek koşuluyla Segris yöntemine sanığın sorgusunu yaparken başvurmak mümkündü. Ama daha sonra kanun değişti. Önce kanun hükmünde kararname ile değişti. Daha sonra kanun haline getirildi. 7078 sayılı yasayla şu hali aldı 196. maddenin 4. fıkrası. Hakim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir. Hakim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda. Bu zorunlu gördüğü durumlar nelerdir belli değil. Hangi hallerde hakim veya mahkeme zorunlu görecektir? Hangi koşullarda bu yönteme başvurulacaktır? Bu açık değil. Takdiri hakime bırakmış. Hakime bırakmış ve hakime de gözeteceği kriterler konusunda koymamış. Bir yol göstermemiş. Bir kriter koymamış, bir koşul koymamış. Hangi hususları gözeteceğini belirtmemiş. Peki hocam, bu içinde bulunduğumuz korona koşullarında biraz kurtarıcı olmaz mı? Olabilir. Elbette ki büyük bir kolaylıktır Segris yöntemine, evet, başvurma. Yani o konuda hiçbir tereddüt yok. Böyle olağanüstü bir durum varsa buna başvurursunuz. Evet. Kamu sağlığı ve kamu düzeninin gerektirdiği için o gerekçeyle başvurabilirsiniz. Ama asıl olan sanığın mahkemede hakimin huzurunda ifade vermesidir. Segris yöntemine başvurulması istisnadır. Ve biraz sonra söyleyeceğim bunun kriterlerini, bu istisnaya, Segris yöntemine hangi koşullarda, hangi sebeplerle başvurulabileceğini AİM çeşitli kararlarıyla, özellikle Marcello Viola İtalya kararıyla ortaya koymuştur. Bundan sonra da kararları vardır. Bizim Anayasa Mahkememiz 2013 yılında Segris yöntemine başvurulmasının yüz yüzelik ilkesini ihlal etmediğine karar verdi. Fakat bugün Resmi Gazete'de yayınlanan bir kararda ilk duruşmada mahkemede ifade veren, sorgusu yapılan ama Cumhuriyet Savcısının esas hakkında mütalasını verdiği ve hükmün açıklandığı son duruşmaya katılma istemi kabul edilmeyen sanığın, daha doğrusu bu talebin kabul edilmemesini Anayasanın 36. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının ihlali olduğuna karar verdi.
Bu karar yeni bir karar. Bugünkü resmi gazetede yayınlandı. Şehrivan Çoban kararı, başvuru numarası 2017-22672. Daha yeni bir karar. Umarım uygulama bu şekilde gerçekleşir. Gerçi Yargıtay'ın bazı daireleri buna hassasiyet gösteriyordu ama bütün daireler aynı hassasiyeti göstermiyordu. Anayasa Mahkememizin bu kararından sonra umarım SEGBİS talepleri değerlendirilirken daha dikkatli davranılır. Ben Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinden kısaca bahsedeyim. Alternatif yöntemler gösterilmemiştir diyor başvurucu sanığa. Duruşma başka bir güne bırakılabilirdi. Bu tartışılmamıştır diyor. Pardon. Sanığın duruşmaya katılmasını mümkün kılmayan olaya özgü, olaya ilişkin koşullar gösterilmemiştir diyor. Yani sanığın bu talebini kabul etmezken, reddederken buna ilişkin somut gerekçelerin, olaya ilişkin somut sebeplerin gösterilmesi gerekir. Dolayısıyla 196. maddenin 4. fıkrasında sayılan bu zorunlu durumlar nedir? Bunları Anayasa Mahkememizin bu kararı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Marcello Viola kararı ışığında tekrar gözden geçirmek gerekir. Diğer slaytlara bakabilir miyiz? Tekrar ediyorum, AİM gerekli teminatların sağlanması ve koşullarının bulunması halinde SEGBİS yöntemine başvurmayı başlı başına adil yargılanma hakkının ihlali niteliğinde görmemektedir. Bir daha geçebilir miyiz? Slaytı değiştirebilir miyiz? AİM kararlarında SEGBİS için aranan teminatlar değerli meslektaşlarım yansıda gördüğünüz gibidir. Kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi olarak gerekli kıldığı bir zorunluluk bulunmalıdır ve bu kararda gösterilmelidir. İki mekanda hazır bulunan kişilerin birbirlerini eş zamanlı ve net olarak görme imkanı olmalı ve birbirlerinin söylediklerini duyma imkanı bulunmalıdır. Diğer önemli bir koşul, sanık ile müdafisinin aynı mekanda hazır olmasıdır. Aynı mekanda hazır değillerse, aynı yerde değillerse, ikisi arasında mahrem konuşmalarına imkan sağlayan bir iletişim ağı bulunmalıdır. Biz Ankara İstinaf Mahkemesi'nde birinci cezada, şu an bir ve ikinci cezada uygulandığını biliyorum. Şöyle yapardık, sanık cezaevinde müdafisi huzurumuzdaysa, Marcello Viola kararından da söz ederek, müvekkilinizle görüşmek ister misiniz? Biz dışarı çıkacağız, siz görüşebilirsiniz, görüşmeniz bittiğinde bize haber verin. Biz hep çıkardık, avukat arkadaş görüşmesi bittiğinde haber verirdi, ondan sonra girerdik. Fakat bu yeterli bir güvence değil. Bizim yapabildiğimiz en azından buydu. Yeterli değil çünkü SEGBİS sistemini devlet işletiyor. Oysa orada devletin işletmediği, diyelim ki bir GSM operatörünün bir telefonuyla iletişimde bulunması gerekir. Ve bu nedenle sırf Rusya aleyhine ihlal kararı verdi. Biraz sonra evet yansıda görülüyor en altta Şaknovski Rusya kararı. Bağlantı kesintisiz olmalıdır ve her defasında neden SEGBİS yöntemine başvurulduğuna ilişkin mahkeme gerekçesini göstererek bir karar vermelidir. Zamanımız azaldı. Duruşma sonunda ne olabilir? Hangi tür kararlar verebilir? Onu geçelim isterseniz. Bizim mahkemelerimizin de aslında Avrupa İnsan Hakları Yargıtay'ın
iştahıyla uyumlu iştahatları var. Bu onu gösteriyor. Geçelim. Bir daha. Evet. Duruşmayı yaptık. Bütün delilleri topladık. Konuşmamın başında söylediğim gibi mahkeme heyeti başta tereddüt ettiği hatalı durumun, isabetsiz durumun olmadığı kanaatine ulaşabilir. Bu durumda istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermelidir. İlk derece mahkemesi hükmü zaten ortadan kaldırılmamıştı. Dolayısıyla o hükmünü sürdürmeye devam edecektir. Düzelterek bir esastan red nedeni varsa burada artık mahkeme duruşma açtığına göre bunu duruşmada gidermelidir. Duruşma sonunda düzelterek esastan red kararı vermemelidir. Kural olarak mahkemenin eğer bir bozma nedeni varsa, yani CMK'nın 289. maddesinde haş ve gen bende hariç mutlak bir bozma nedeni varsa esas hakkındaki inceleme sırasında bozma kararı vermesi gerekirdi. Ama fark etmemiş olabilir, sonradan bunu görmüş olabilir. Kişisel kanaatim bu halde de istinaf mahkemesi duruşma sonunda da bozma kararı verebilir. Mutlak bozma sebebi sayılmayan diğer hukuka aykırılık hallerinde de mahkeme ilk derece mahkemesi hükmünü kaldıracak. Ondan sonra kendisi hukuka uygun yeni bir hüküm kuracaktır. İlk derece mahkemesi gibi bir gerekçeli karar yazacaktır. Bozma ile ilgili şu hususu belirteyim. CMK'nın 289. maddesinde bazı bozma nedenleri duruşma sonunda anlaşılsa bile uygulanmak zorundadır. Mesela nelerdir onlar? Mahkemenin kanuna uygun teşekkül etmemiş olması, hakimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hakimin hükme katılması, mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya kendini görevli ve yetkili görmesi. Şimdi bu hallerde sanık ilk derece mahkemesinde kanuna uygun oluşturulmuş, teşekkül etmiş bir mahkemede yargılanmamış demektir. İlk defa istinaf mahkemesinde yargılanmaktadır. Eğer istinaf mahkemesi burada hükmü bozmazsa biz kişinin ilk derece mahkemesinde usulüne uygun oluşmuş bir mahkeme önünde yargılanma hakkını elinden almış oluruz. O nedenle bozma kararı vermesi gerekir. Ama diyelim ki hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması. İstinaf mahkemesi pekala yaptığı duruşma sonunda hukuka aykırı delili dışlayarak kendisi hukuka uygun bir karar verebilir ve bu sebeple bozma kararı vermemelidir. Çünkü öbürünün giderilme imkanı yoktu. Burada ise sanık usulüne uygun oluşmuş bir mahkeme önünde yargılanmıştır ama hüküm hukuka aykırı delile dayanmıştır. İstinaf mahkemesi bu hukuka aykırılığı giderme imkanına sahiptir ve gidermiştir. Dolayısıyla hükmün bozulması için bir neden olmaması gerekir diye düşünüyorum. Burada sözlerime son veriyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Son bir şöyle soru var. İstinafta bozma sayısı düştü diyorlar. Bu konuda sizin düşünceniz nedir diye size özel bir soru sorulmuş. İstinafta bozma sebepleri, istinaf mahkemeleri ilk kurulduğunda CMK'nın 289. maddesinde yer alan bütün sebeplere dayalı olarak bozma kararı verebiliyorlardı. Ama istinaf mahkemelerinin özellikle savunma hakkının kısıtlanması ve gerekçenin yeterli olmaması sebebiyle çok bozma kararı verdiğinden şikayet edildi. İlk derece mahkemeleri şikayet etti.
avukat meslektaşlarımız da şikayet etti. O nedenle bir değişiklikle istinaf mahkemelerinin gerekçesizlik sebebiyle, yetersiz gerekçe sebebiyle ya da savunma hakkının kısıtlanması sebebiyle bozma kararı vermelerinin önüne geçildi. İstinaf mahkemeleri artık bu sebeplere dayalı olarak bozma kararı veremiyorlar. Bu doğrudur. Ama yakın zamanda istinaf mahkemelerine başka bozma sebepleri de, daha doğrusu başka sebeplerle bozma yetkisi de verildi. Onlardan biri şu mesela, 280'in birinci fıkrasının F bendi, soruşturma ve kovuşturma şartının gerçekleşmediğini veya ön ödeme ve uzlaşma usulünün uygulanmadığının anlaşılması ya da davanın ilk derece mahkemesinde görülmekte olan bir davayla birlikte yürütülmesinin zorunlu olması halinde hükmün bozulmasına istinaf mahkemeleri karar verebiliyor. Bu da gerekliydi, gerekli bir düzenlemeydi. Gerçekten önümüzde bazı dosyalar geliyor ki sağlıklı bir karar verebilmeniz için yürüyen başka bir davayla birlikte onu görmeniz gerekir. Yani düşünün, uyuşturucu maddeyi kimden aldığını söylemek bir etkin pişmanlık sebebidir. Ama bunun doğru olması lazım. Sattığı iddia edilen kişi başka bir mahkemede yargılanıyor. Sizin orada etkin pişmanlık hükümlerini uygulamanız için öbür kişinin mahkum olması ve kesinleşmesi gerekir. Dolayısıyla bu ve benzer durumlarda davaların birlikte görülmesi gerekiyordu. Kanun koyucu 7188 sayılı yasayla bu düzenlemeyi getirdi. Hocam bir soru daha var. İstinaf yetkisizlik ve görevsizlikten bozarsa esastan bozma gibi kendi mi bakacak? Yetkisizlik kararı verildiğinde dosya yetkili mahkemeye gönderilir. Görevsizliği ikiye ayıralım. Bir istinaf dairesinin kendisinin görevsiz olması. Yani Yargıtay'da olduğu gibi istinaf mahkemeleri de ihtisaslaşmıştır. Her istinaf mahkemesinin bakacağı suç bellidir. Diyelim uyuşturucu suçuna 3. ceza dairesi bakar. 1. ceza dairesi bu şekilde bir dosya geldiğinde bir iş bölümü gereği dosyayı, yine adı görevsizlik kararıdır ama bu iş bölümüne dayalı bir görevsizlik kararıdır. Kamu düzenine ilişkin bir husus değildir. Dolayısıyla 3 cezaya gönderir. Bir de ilk derece mahkemesinin görevsiz olmasıdır. Yani ilk derece mahkemesinde görevsiz bir mahkeme karar vermiştir. O da 289. maddenin 1. fıkrasının D bendine göre mutlak bir bozma sebebidir. İstinaf mahkemesinin hükmü bozup görevli mahkemeye göndermesi lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu detaylı açıklamalarınız, örnekli anlatımlarınızla. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Umarım yararlı olmuştur. Kesinlikle öyle umuyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. İyi bir gün diliyoruz. Görüşmek dileğiyle tekrar, hoşça kalın.